Evet arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde Foucault'un eğitime ilişkin görüşlerini ele alacağız. Marksistleri kısaca hatırlarsak Foucault'la çünkü Marksistleri kıyaslamayı düşünüyorum. Bu şekilde ele almak daha mantıklı. Marksistlerde arkadaşlar hatırlarsak toplumsal yapı çatışma temelinde ele alınır. Toplumsal kurumlarda altyapı ve üst yapı kurumları olarak tasnif ediliyordu Marx'ın düşünce dünyasında. Devlet de bakın bu yapılanma içerisinde siyaset bir üst yapı kurumu olduğu için devlet bir aygıt, siyasetin bir aygıtı olarak Marx'a göre ve Marksistlere göre devlet sermayenin kurmuş olduğu bu adaletsiz düzeni devam ettirebilmek için yönetim mekanizmasını işletir. Yani yeri geldiğinde işte kolluk kuvvetlerini kullanır. Yeri geldiğinde yargı mekanizmasını kullanır. Ve bu şekilde devlet yapılanması sermayenin kurmuş olduğu adaletsiz düzenin devam etmesini sağlar. Şöyle diyebiliriz Marksist yapı için. Marksist yapıda devlet ve toplum arasında dikey ilişkiler mevcuttur. Devlet orada tepede durur ve buyurgan bir yapıya sahiptir. Yani iktidar dersek, iktidarı şu anlamda kullanmıyorum, yani hükümet anlamında kullanmıyorum. İktidar güç anlamında. Yani güç mekanizması Marx'ta dikey işler. Toplum aşağıdadır, devlet yukarıdadır. Bu şekilde işler ve devlet cebren yönetir. Yani böyle diyebiliriz, zorla yönetir insanları. İnsanlara bir şeyler dayatır. İnsanların taleplerini, şeylerini dikkate almaksızın sermaye tarafından yönlendirilir ve manipüle edilebilir bir kurumdur zaten Marksistlere göre. Bakın Marksizm'de devlet ve toplum arasındaki dikey ilişkiler Foucault'a geldiğimizde değişiyor. Buradan karşılaştırma yaparak başlayayım. Foucault'da arkadaşlar devlet artık neoliberalizm ile birlikte Foucault çünkü eski kapitalizmin artık o Marx'ın eleştirdiği ilk ortaya çıkan sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan kapitalist düşüncenin evrime uğradığını ve özellikle 1980'lerden sonra Ronald Reagan'ın Amerika'da ve Thatcher'ın İngiltere'de başa gelmesiyle birlikte neoliberal bir düşünceye evrildiğini söylüyor. Neoliberalizm. Neoliberalizmde ise Foucault'a göre idare şekli, iktidarın gerçekleşme şekli farklıdır artık. İktidar, yani devlet ve toplum arasındaki güç ilişkisi dikey değil, Marksistlere dediği gibi yatay ilişkidir Foucault'a göre. Ne demek bu? Bunu açacağım. Yatay ilişki şu demek. Foucault diyor ki iktidar her yerdedir. İktidar öyle tepede bize buyurgan bir pozisyonda değildir artık. Neoliberalizm ile birlikte. İktidar artık her yerde. Hazır ve nazırdır. Bunun sebebi iktidarın her yerde bulunduğundan değil, herkesten beslendiğinden dolayı her yerdedir. Ne demek bu? Biz Foucault'a göre kendi fiillerimizle, davranışlarımızla iktidarı besliyoruz. Marx'ta zorla insanlara bir şeyler dayatılıyordu. Marksistlerin devlet anlayışında direkt şiddetin kullanımı var devlette. Burada ise devlet Foucault'a göre özgürlük alanları açarak insanlar da bu özgürlük alanları kullanarak iktidarı besliyor aslında insanlar. Yaptıkları davranışlarla, fiilleriyle insanlar iktidarı besleyerek iktidarın her yerde olmasını sağlıyorlar. Tepede bir iktidar yok bugün. Mesela şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Marksist devlet anlayışında, yani eski kapitalist, Bauman'ın tabiriyle katı modernite arkadaşlar. Katı modernite dediğimiz üretici olduğu insanın homo faber olduğu bir yapı bu. Kapitalizmin ilk ortaya çıktığı zaman işçi biliyorsunuz insan, fabrikada çalışan işçi sınıfı ve
insan homofaber, yani imal eden, üretici insan olarak yerini alıyor bu sistem içerisinde. Homo sapiens'ten uzaklaşmış ve homofaber olmuş. Daha iyi imal eden bir insan olmuş sadece. Katı modernitede. Bauman akışkan moderniteye geldiğimizde ki neoliberalizm, neoliberal düzen içerisindeki insan katı, işte akışkan modernite içerisinde yaşıyordur aynı zamanda. Akışkan modernite Bauman'a göre arkadaşlar ilişkilerin artık her şeyin geçici olduğu, her şeyin metalaştığı, ismi üzerinde bir akışkanlığın olduğu, açıkçası bir cıvıklığın olduğu, akışkan ilişkilerin hakim olduğu toplumda bir yapılanmaya tekabül ediyor bakın. Akışkan modernite. Ki Foucault'un bahsettiği neoliberal düzen Bauman'da akışkan modernite olarak ele alınır. Öngörülemezlik, belirsizlik ikame edilmiştir artık akışkan modernitede. Akışkan modernitede, yani neoliberal düzende meli malı yoktur arkadaşlar. Ebilmek vardır. Bakın, Marx'ın devletinin, yani o eski kapitalist yapının fiili şudur. Meli malıdır. Yapmalısın, yapmamalısın. Yani devlet buyurgan bir pozisyonda demiştik burada. İktidar, güç, buyurgan ilişkiler üzerinden, o buyurucu ilişkiler üzerinden yürüyor Marx'ta. Ve buranın kipi melimalıdır. Ama Foucault'un kıyaslarsak tarif ettiği neoliberal düzen içerisinde artık bu yapı melimalıdan ebilmek, yapabilirsin, ebilmeye dönüşmüştür bakın bu kip. Ne demek bu yapabilmek? Demin dedim ki devlet artık iktidar, yani güç, ki bu devlet sadece sınırlı değil ama Marx'la kıyaslarsak iktidar neoliberal düzende artık insanlara yap bir şeyi yapmalısın, yapmamalısın şeklinde bir buyurucu bir pozisyondan ayrılmış, ayartıcı bir pozisyona geçmiş. Baudrillard'ın deyimiyle ayartıcı bir pozisyona evrilmiş ve tüketim özellikle merkezli bir özgürlük anlayışı var zaten bu yaşadığımız düzende. 80'den bu yana olan neoliberalizm hala da devam ediyor. Neoliberal düzen içerisinde tüketim merkezli, odaklı bir özgürlük anlayışı var insanlara sunulan. Ve insanlar tüketerek, bu özgürlük alanını kullanarak aslında iktidarın devam etmesini kendileri sağlıyorlar. Gönüllü olarak yapılıyor bu. Yani şöyle düşünelim. Marx'ın devletinde bir çark düşünün. Hani bu hamsterların döndüğü böyle bir içinde dönüyorlar ve o değirmen gibi olan şey yuvarlak dönüyor. Marx'ın devletinde orada devlet seni zorla döndürüyor. Döneceksin diyor. Ve bunun için tüm o çarktan ayrıldığın zaman her şeyi devreye sokuyor. Kolluk kuvvetlerini, yargıyı devreye sokuyor. Bunda ise çark orada duruyor boş. Biz gidip çarkı çevirmek istiyoruz. İçinde dönüyoruz. İçinde yürüyoruz, yani koşuyoruz ve çark dönüyor. Ve o sistem bir şekilde işliyor. Gönüllü olarak buna katkıda bulunuyoruz bugün. Tüketim merkezli yapı içerisinde o bize sunulan özgürlük, kısıtlı da olsa, yani ona az sonra geleceğim, özgürlük alanımızı kullanarak bunu yapıyoruz. Kimse bize zorla daha fazla tüket demiyor. Mesela daha fazla tüketmek için daha fazla çalışmalısın. Kimse bize daha fazla çalışmalısın demiyor hayatta. Çalışmayabiliriz. Mesela yeterli, bugün böyle bir şey kalmadı da, kifayet etmek, yani kafi gelmek, yeterli, yetinme dediğimiz kavram. Aslında yetinme kavramı olsa birçok insan daha az çalışabilir günümüzde. Daha az ya da arzu ve iştiyaklarını devreye sokabilir ama kimse bize bunu böyle yapın demiyor. Biz kendimiz daha fazlasını istediğimiz için hep, hatta Baudrillard'ın yine tüketim toplumunda dediği gibi daha fazlasını daha sık istiyoruz. Daha sık aralıklarla istiyoruz. Mesela bir telefon aldık. Telefonumuz bir yıl sonra işte yavaşlamaya başlıyor. Sallıyorum. 4-5 yıl sonra yeni çıkan uygulamalar artık o telefonda çalışmadığı için sistem sizi mecburen planlı eskime denilen bir yöntem tırnak içerisinde. Planlı eskime kapitalizmin temel böyle muharrik amillerinden bir tanesidir.
yeni uygulamaların yeni bir telefonu gerektirdiği zaman ister istemez gidip yenisini alıyorsun. Yani sistem de zorluyor bir yandan. Ama o 5 yıl içerisinde zaten 5 yılı bulmuyor. Yani 5 yılı bulmadan 2 yıl sonra değiştiriyorsun telefonunu. Çünkü yenisi çıkıyor, onun albenisi var. İşte çekiciliği var. Onun bir iktidarı var aslında. Yani Foucault'un bakın devletinde önemli bir şey var iktidarında. Buradaki iktidar insanlara iktidar sunarak insanları ayartıyor. Yani Marx'ta iktidar sunmuyor zaten. Zorla yaptırıyor. İşçinin hiçbir iktidarı yok. Yani gidiyor emek sarf ediyor ve bunun üzerine sömürülüyor. Karşılığını da alamıyor. Tek karlı çıkan burjuvazi oluyor. Ve iktidarı kullanan, iktidardan nemalanan da burjuvazi oluyor Marksist devlette. Yani o eski kapitalist katı modernite içerisinde. Bugün 1980'den bu yana olan neoliberal yapı içerisinde, yani akışkan modernite içerisinde insanlar zorla işe koşulmazlar. Gönüllü olarak bunu yapıyorlar ve daha fazla çalışmak, daha fazla para kazanmak, daha fazla tek bir karşılığı var, daha fazla tüketmek. Ve bunun üzerinden de mutluluğu elde etmeye çalışmak. Yani böyle bir bugünkü yapı bu. Foucault'un tarif ettiği yapı bu. Foucault, o Marx'ın çözümlediği kapitalizmin, Marx'ın çözümlemeleri bu arada hala da yapısal olarak geçerli olsa da, ama artık evrildi. Yani tamamıyla aynı düzen içerisinde yaşamıyoruz. Marx'ın yaşadığı yapı ile bizim bugün yaşadığımız düzen aynısı değil kesinlikle. Günümüzde dikkat ederseniz borca dayalı bir kapitalizm var. Yani sermaye zamanla şunu keşfetti. İnsanları borçlandırarak aslında daha fazla tüketime sevk edebilirsin. Yani kapitalizmin ilk çıktığı zamanlar parası olan araba alıyordu. Olmayan alamıyordu mesela. Ama daha sonra banka sisteminin özellikle ve daha kredi sisteminin çok fazla kullanılmasıyla, yani özellikle 80'den bu yana parasal özellikle anlamda kredi kullanımının haddinden fazla artmasıyla birlikte bir yandan sermaye sınıfına ait bir banka zaten. Yani sermaye bir yandan insana parayı veriyor. Diğer taraftan da bu ürettiğim malı bu parayla gel al diyor. Alıyorsun o parayı, gidip oradan o malı alıyorsun. Buradan da bankaya tekrar o parayı da faiziyle geri ödüyorsun. Bu önemli bir şey sermaye için. Win-win dedikleri, yani kazan kazan. İki taraftan da kazanıyor bakın burada. Bugün dikkat ederseniz insanlar paranız olmasına gerek yok. Zaten birçok şeyi paramız olmadan alıyoruz bugün. Yani ben para biriktirdim, araba aldım diyen çok az insan vardır. Ben para biriktirdim, ev aldım diye. Mümkün değil. Sen biriktirene kadar zaten evin fiyatı da arttığı için alamıyorsun. Mecburen sistem seni krediye sevk ediyor. Veya işte benzeri şeyler var biliyorsunuz. İşte ev alma yöntemleri falan var. Faizsiz olanlar var falan filan. Yani bir sürü şeyler var. Bunların hepsi insana paran yoksa önemli değil. Biz sana para veririz. Peki borç aldım. Bu bir borç üzerine kurulu bir sistemdir. Neoliberal yapı. Lazzarato'nun o meşhur kitabı, onu hatırlayalım. Borçlandırılmış insanın imali diye arkadaşlar. Güzel bir kitabı var. Lazzarato'nun. Orada diyor ki Lazzarato, insanlar borçlandırılarak aslında insanların zamanları satın alınmış olur. Hayatları da yapılandırılmış olur. Biz aslında borçlarımızı yapılandırdığımızı zannediyoruz. Ki yapılandırıyoruz. İşte 12 ay, 36 ay, 48 ay gibi biliyorsunuz 4 yıl, 5 yıl borç ödüyorsun. Bir ev alıyorsun, işte 6-7 yıl borç ödüyorsun. Bir araba alıyorsun, 3-4 yıl ödüyorsun gibi. Borçlarımızı yapılandırıyoruz ama aslında şunun farkına varmıyoruz çok fazla. Borçlar üzerinden kendi hayatımız da yapılandırılıyor. Ne demek bu? Lazzarato diyor ki neoliberal düzen içerisinde borç en önemli iktidar aygıtlarından bir tanesidir. İktidar aracılarından bir tanesidir arkadaşlar. İktidara en fazla hizmet sağlayan, yardım eden ana unsurlardan bir tanesi borçtur. Çünkü borçla bir insanın hayatını düzene sokarsın. 4-5 yıllık borcu olan bir insan kesinlikle sistem içerisinde
o sistemin gerektirdiği bir insan olma eğiliminde olur. Mesela suça karışmak istemez, borcunu zamanında ödemen gerekir. Borcunu zaten zamanında ödemezsen, Lazzarato'nun dediği gibi sermaye tanrısı kesinlikle merhametli değildir, affetmez. Yani o eski kilisedeki, Avrupa'daki yapıda biliyorsunuz af sistemi vardı. Yani günah işliyorsun, günah çıkarıyorsun falan. Ama sermaye tanrısı diyor çok daha katıdır. Kesinlikle affetmez. 15'inde olan borcunu ödemedin. İşte bir hafta şey verdi sana, uyarı geldi falan. Hemen şeye başvurur, icraya başvurur. Üzerine ne varsa alırlar. Hadi bir şey yok üzerine. Hapse kadar yolu var biliyorsunuz hukuka göre, şey kanuna göre. Dolayısıyla borcunu ödememe gibi bir lükse sahip değilsin kesinlikle bu yapı içerisinde. Ve eğer borçluysan borcunu ödemek için çalışmalısın bir kere. Çalıştığın zaman, yani çarkı döndürdüğün zaman, dikkat edin bakın o çark, çarkı döndürdüğümüz zaman onun da dışına çıkamıyoruz. Çünkü zamanında ödemezsem ben borcumu, hadi diyelim ki 5 gün geciktirmek istiyorum, onu bile yaptırmıyorsun sana sermaye. Çünkü 15'inde ödemen gereken borcu 16'sında ödersen, herkesin bir bankaların ortak havuz sistemi var ve herkesin bir şeyi var orada, profili var. Mesela Türkiye'de kaça kadar? 1800'e kadar mı? Bir kredi notumuz var sıfırdan. Yanlış hatırlamıyorsam ya 1600 ya 1800. 1600 olabilir. Mesela işte 1200 ve üstü az riskli geçiyor Türkiye'de. Findex diye de bunu yöneten bir mekanizma var. Bu tüm bankalar bunu kullanıyor. Bugün bir bankaya gittiğinizde, sizin kredi çekmek istediğinizde ne kadar istiyorsunuz mesela? Diyelim ki 300 bin lira kredi çekeceksiniz. İlk bakacakları şey böyle yüklü bir kredide kredi notunuzun iyi olması gerekiyor. Kredi notunuzun iyi olması için kredi kartı kullanmış olmanız lazım. Mesela ilk şey yaptınız, ilk yeni işe başladınız ve hiç daha önce kredi kartı kullanmamış olduğunuzu varsayalım. Kredi notunuz hiç gözükmediği için sistemde size güven nötrdür. Yani ne olumsuz ne olumlu bir şey var. Yavaş yavaş para verirler. Parayı kullanmanıza bakarlar. Kredi kartlarınızın borcunu zamanında ödüyor musunuz? Zamanında ödediğiniz zaman sizin puanınız yükselir. Kredi kartını kullanmanız gerekiyor ve borcunu zamanında ödenemeniz gerekiyor. 15'inde ödediğiniz işte, yani hesap kesim tarihini, o bazı hesap alalım. Şey, son ödeme tarihini. Ve kredi notunuz sürekli yükseliyor. Yani burada güven arkadaşlar, insana güven, güvenilir insan, borcunu zamanında ödeyen insanla eşitlenmiştir. Yani Marx'ın en temel itirazı burada kapitalizmin insanın en kalbi duygularını sömürdüğüdür. O da nedir? Güven. İnsanın güvenini borcunu zamanında ödemeyle ilişkilendiriliyor günümüzde. Ve ona göre eğer ödemezsen ne olur? Ödemezsen kredi notun düşer. Diyelim ki araba aldın, borcunu bitirdin, bir de ev almak istiyorsun. Bu sefer bankaya gittiğinde kusura bakma diyorlar, bu kadar veremeyiz ya da hiç veremeyiz. Yani şeye göre, kredi notuna göre 1100'ün altındaysa mesela, sallıyorum, bankalar risk, çok büyük risklisindir, gruptasındır 1000 ya da 1100'ün altı. Dolayısıyla böyle bir nota sahip tüketiciye tüketici kredisi veya işte konut kredisi, taşıt kredisi verilmez. Yani vermek istemez banka. Zaten o sistem üzerinden yürüdüğü için başvurunuz reddediliyor otomatikman. İşte sonra insanlar tefecilere falan gidiyorlar biliyorsunuz bu yapı içerisinde. Dikkat ederseniz bakın, kurulan yapı, Lazzarato'nun bahsettiği bu. Borç alarak biz aslında özgürlüğümüzü bakın yaşıyoruz, iktidarımızı yaşıyoruz. Tırnak içerisinde özgürlük diyorum, buna değineceğim ileride. Nedir bu? Ev alıyorum, kullanıyorum mesela. Bundan haz duyuyorum. Araba alıyorum, sürüyorum. Bundan da haz duyuyorum. Bakın bir iktidar var orada benim kullandığım. Zevk, yani sefasını sürdüğüm bir güç var. Zaten o yüzden tüketmek istiyoruz. Çünkü bizi mutlu kılacağını düşündüğümüz için bunu yapıyoruz. Daha fazla, daha sık tüketme anlayışı. Ama bir yandan da borçlanarak aslında zamanımızı, Lazzarato yine sermaye tanrısıyla eski dönemdeki kilisenin
toplum yapısındaki Tanrı'yı kıyaslıyor. Diyor ki ikisi de borçlandırır aslında. Dikkat edin, Kur'an'da da çok benzer bir ayet vardır. Allah cennet karşılığında sizin malınızı, mülkünüzü, canınızı satın almıştır diye bir ayettir bu. Bu şu demek, yani canınız, malınız, mülkünüz, bunların kullanımı size bırakılmamış. Bunlar belli kurallar dahilinde kullanmanız gereken emanetler. Can bile bir emanet. Önü geldiğinde teslim ediyorsun gibi yani. Mal, mülk sana bir emanet. Yani senin ebedi kullanacağın bir şey değil. Mesela zekat bu anlamda maldan vermen gereken bir şey. Biliyorsunuz yani İslam'a göre zekat bir lütuf değil. Tam tersine malındaki fazlalık. O yoksul olan kişilerin hakkıdır o. Onu vermen gerekiyor. Lazarato diyor ki eski tanrı da yani zamanımızı satın alıyordu zaten. Ama yeni sermaye tanrısı borçlandırarak zamanımızı satın alıyor. Da borçlanıyoruz ve o 5 yılımız, 5 yıl borçluysak eğer, 5 yılımız düzenli bir şekilde geçiyor. Ve sistemi besliyoruz. Daha fazla çalışıyoruz. O 5 yıl içerisinde borcumuz var. Bir yandan borcumuzu öderken paramızın bir kısmı, maaşımızın bir kısmı kesiliyor. Şimdi daha yine başka bir şeyler de almamız lazım. 5 yıl hiçbir şey almadan da durulmaz. Onları alabilmek için daha fazla çalışmak istiyoruz. Daha fazla kazanmak. Ek geliri nereden elde edebilirim? İnsanlar bugün bunun derdinde arkadaşlar. Yani çevrenizdeki insanlara bakın. Buyumçulanın tabiriyle bugün bir performans toplumunda yaşıyoruz. Neoliberal düzeni performans toplumu olarak isimlendiriyor. Başarı toplumu diyorum ben buna. Başarı üzerine kurulu bir toplum bu. Daha fazla performans sergilemelisin. Mesela Ahmet bir araba almış, benimkinden güzel. Benim niye yok ondan? Ben de almalıyım. Almam için daha fazla kazanmam lazım. Yani benim ondan neyim eksik acaba? İnsanların bugün düşündükleri üzerinde yani insanın ruhunu en fazla yakıp kavuran kor gibi soru şudur. Acaba yeterince performans sergileyebiliyor muyum? Yeterince performans sergileyebiliyor muyum? Yani daha fazla yapabilirim, yapmıyor muyum? Yoksa acaba yeterince yapabiliyor muyum? Performans sergileyebiliyor muyum? Daha fazla performans sergilemek, daha fazla kazanmak demek. Daha fazla kazanmak, daha fazla tüketim. Ve bunun da daha fazla mutluluk elde edeceğini, yani bize mutluluk getireceğini düşünüyoruz. Getiriyor mu acaba hakikaten? Bauman'a göre arkadaşlar, Özgürlük diye bir kitabı var Zygmunt Bauman'ın. Bauman'a göre tüketici, tüketim toplumu içerisinde, yani akışkan modernite içerisinde insan mutluluğu genelde elde edemez. Zaten etmek de istemez. Çünkü Bauman diyor ki şöyle düşünelim, bir varış çizgisi var ve bir yarış var. Bauman'a göre yarışın içerisinde olmak varış çizgisine varmaktan daha keyif vericidir. Çünkü orada her zaman şu duygu vardır. Vardığımda büyük bir mutluluk yaşayacağım ve onun seni tetiklemesi olayı, sürekli performans. Vardığımda beni bekleyen bir mutluluk var. Beni tatmin edecek olan bir mutluluk var. Ama vardığında onun ne kadar değersiz olduğu anlaşılır Bauman'a göre. Ki bu birçok yerde geçer. Yani mesela Shakespeare'in Venedik Tacirinde arzuları kovalarken insanın, bir insan diyor ki bir şey arzuladığımız bir şeye ulaşmak için haz duyarız ama ulaştığımızda tüm mutluluğumuz yok olur diyor Shakespeare. Çok benzer yani Kafka'nın kahramanlarının elde etmek istedikleri şeyler için harcadıkları çaba ama elde ettiklerindeki mutsuzluk hali. Elde ettiğinde bitiyor çünkü her şey. Yani tükettiğinde, tüketmek için insan bir heyecan sarf ediyor. İşte yeni bir telefon alacağım, yeni bir şeyler alacağım. Ama aldığın zaman kullandın, o heyecan bitiyor. Ve onun bir mutluluk kazandırmadığını görüyorsun. O yüzden sistem içerisinde meta insana mutluluk kazandırmadığı için, yani araba istiyorsun, alıyorsun. Sallıyorum, bir ay sonra başka arabalarına gözünü bu sefer kestiriyorsun. Yani aslında istediğin şeyi aldın.
Ama metanın seni mutlu kılmadığını, yani biz bunu çok farkına varmıyoruz. Meta bizi mutlu kılmıyor aslında. Ama sürekli olarak yenilemek bizi mutlu kılıyor. Bunu düşünüyoruz. Yani o dediğim gibi varış çizgisine varmak değil aslında tüketicinin maksadı. Varış çizgisine giden yarışta sürekli olarak o varış çizgisine varmamayı, onu ertelemek. Yani sürekli olarak yenisini tüketerek daha mutlu olacağım, daha mutlu olacağım. Ha şimdi olacağım, bir dahaki yıl olacağım. Öyle ölüyorsun zaten. Yani onun sonu gelmiyor. O yüzden mutluluk dediğimiz şey arkadaşlar, Wilhelm Schmidt'in Mutsuz Olmak diye bir kitabı var. Güzel bir kitap. Mutsuz olmak. Orada şunu işliyor. Günümüz dedim, bakın başarı toplumu. Bu toplum içerisinde arkadaşlar daima pozitif şeyler. Aynı zamanda pozitif bir toplum var yani günümüzde. Negatif, yani olumluluk toplumu diyebiliriz buna. Olumluluk toplumu. Hep olumlu şeyler ön plana çıkarılarak insanın mutlu olacağı zannedilir. Bu metaya meta üzerine, yani meta tüketimi üzerine bina edilen bu toplumda, inşa edilen bu toplumda sürekli olarak pozitif duyguların, olumlu duyguların insanı mutlu edeceği varsayılır. Halbuki Wilhelm Schmidt Mutsuz Olmak kitabında hakikaten çok güzel bir perspektif sunarak insanın aslında hayatında negatif olan şeylerin de mutluluğu tekmil eden, yani mutluluğu tamamlayan bir boyutunun olduğu ve tam tersine sürekli pozitivizmin, yani sürekli pozitifliğin, sürekli olumluluğun insanı daha fazla mutsuzluğa gark ettiğini söylüyor. Yani bizim düşüncemiz genelde hep olumluluk üzerinden yürür ama tam tersine hayat diyor zıt kutuplarıyla bir arada vardır. Ve yeri geldiğinde gülmek kadar ağlamak da önemlidir. Ki diyor eski metinlerin hepsinde mesela İncil'den Süleyman'ın Mesellerini örnek veriyor şimdi. Diyor ki Süleyman'ın Mesellerinde ağlamak gülmeye yeğe tutulur. Çünkü kalbi iyileştirir ağlamak. Meta arkadaşlar kalbi köreltir. Metaya bağlanmak. Yani hepimiz meta kullanıyoruz bugün. Hani eşya yani. Elde ettiğimiz, satın aldığımız şeyler, tükettiğimiz şeyler. Fakat bunlar bizi mutlu kılmaz. Bunu görmemiz lazım. Yani insanı mutlu kılan meta değildir. Tam tersine bu insanın kalbini köreltir. Yani o gözyaşı dökme, ağlamak diyor, gülmeye yeğe tutulur. Çünkü gözyaşı dökmek kalbini insanın iyileştirir, inceltir. Daha nazik, daha rakik, dikkat kazandırır, incelik kazandırır. Yani şeyde Victor Hugo'nun Sefillerinde John Valjean diye bir karakter var biliyorsunuz. 19 yıl hapiste kalıyor bir ekmek çaldığı için. Bir tane ekmek, bir somun ekmek. Ve çıktıktan sonra Victor Hugo'nun romanda kullandığı bir ifade var. Şöyle diyor, 19 yıl boyunca hiç gözünden yaş gelmemişti. Gözyaşının kuruması diyor, kalbini de kurutmuştu. Kalbi kuruyanın gözyaşı da kurur diyor. Yani bugünkü toplum içerisinde pür olumlu bir toplum istiyoruz biz. Yani pür olumlu bir yaşam istiyoruz ama insan yaşamı, insanı insan kılan bu değil. Bakın aynı sistem içerisinde biz şunu da bekliyoruz. Her şeyin mükemmel olmasını bekliyoruz. Eğitimde, sağlıkta, muhatap olduğumuz hemen her alanda her şeyin mükemmel olmasını bekliyoruz. Bu da mümkün değil. İnsan kusurlu bir varlık. Ve biz eksikliklerimizle aslında eğri büğrü oluşumuzla varız. Ama günümüzde güzellik algısı da yine Buyung Chula'nın güzeli kaybetmek miydi? Güzeli yitirmek ya da güzeli kaybetmek diye güzel bir kitabı var. Güzellik algısının neoliberal sistem içerisinde nasıl değiştiğini vurguluyor arkadaşlar. Neyi kaybettiğimizi vurguluyor. Güzellik algılayışımız, anlayışımız bizim bugün pürüzsüzlük üzerine kurulu. İnsanlar suratlarını bile değiştiriyorlar. Mesela işte benim burnumda böyle biraz eğrilik var mesela. Şurada kemik var. Gidiyor bunu ameliyat yaptırıyor. Şöyle daha düzgün bir burun yapıyor. Yani niye bunu yapıyor acaba? Çünkü tamamıyla tabii burada şey de var. Yani D-Board'un işte gösteri toplumunu da burada devreye sokabiliriz. Biz artık
Kendimizi pazarlıyoruz çünkü günümüzde. Buna da geleceğim az sonra. Fakat aynı zamanda güzellik algımız, güzel nedir acaba? Güzel bugün estetik olarak, hiç de estetik, o eski estetik anlayışımız kayboldu. Yani rafine zevklerin olduğu estetik anlayışımız bizim yok oldu bugün. O yüzden filozof North Whitehead var, Albert North Whitehead. Whitehead diyor ki, eğitim insana stil duygusu kazandırmalıdır diyor o yüzden. Çünkü insan stil duygusunu kaybetti bugün. Yani rafine zevklerin mahiyetini kavrayabilecek bir estetik duygumuz yok bizim bugün. Bizim estetik duygumuz güzellik üzerine kurulu. Günümüz güzellik anlayışı. Bu da pürüzsüzlük üzerine kurulu, dikkat edin. Eğri, büğrü, işte kusurlu, şu şeyleri sevmiyoruz, hoşlanmıyoruz. Hep mükemmel olmak istiyoruz. Mesela bir fotoğraf çekiyoruz, kendi fotoğrafımızı. Onu beğenmiyoruz, onu filtrelerden geçiriyoruz. İşte bilmem nokta yok edici falan var. Böyle basıyorsun, noktaları, benleri falan yok ediyor yüzünde. Mükemmel bir şekilde koyuyoruz. Onu sosyal medyada pazarlıyoruz. Yani aslında görüntümüzü değil, imajımızı. Yani görüntü değil, imaj oluşturulan bir şey kendi tarafımızdan. Onu pazarlıyoruz orada. Zaten orada sadece görüntümüz değil, imajımız. Düşüncelerimiz de orada aslında, imajımız bizim. Çünkü kendi yapmadığımız şeyleri de orada yazabiliyoruz. İşte yok şöyle bir kitap okudum, şunu yaptım, bunu yaptım falan. Kendi aslında kişiliğimizle alakalı olmayan şeyleri de yazabiliyoruz orada. Olmamız istediğimiz kişi, yani olmak istediğimiz kişiyi pazarlıyoruz orada aslında, imajımızı. Bugünkü arkadaşlar, olumluluk toplumu var. Böyle bir toplumumuz var. Sürekli olumlu olma hali. Bu da maalesef insanı sürekli bir şeye itiyor. Ve bakın, daha fazla tüketerek, tükettiğimi elde ederek bir şeyler elde edebileceğim, yani mutluluğu elde edebileceğim fikri her zaman hüsranla, yani aslında hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Çünkü peşinden koştuğun şey aslında onu kovalarken çok zevklidir. Fakat elde ettiğinde bir anda tüm mutluluğu, tüm büyüsü bozulur. Burada günümüzde bakın, neoliberal yapı içerisinde daha fazla ruh hastalıklarının ortaya çıkmasının sebebi de bu. Byung Chulan diyor ki arkadaşlar, Foucault 1980 sonrasını ele almıştı. Foucault'un şöyle bir tabiri var. Neoliberal düzen diyor ki, bunun aygıtı yönetimselliktir dediği, governmentality diye bir kavramı var. Bu neoliberal düzende yönetimsellik hakimdir. Nedir yönetimsellik? İnsanlara özgürlük vererek insanları yönetmek aslında. Şöyle düşünün, hepimizin işte kolunda bir serum şey bağlı. Hepimizden kan gidiyor bir sisteme. Biz besliyoruz ama gönüllü olarak alıp takıyoruz onu elimize. Ve iktidar, düşünün bakın, bu yapı içerisinde iktidar yukarıda değil. İktidar içimizde böyle. Yatay ilişkilerde, toplumda iktidar üretiliyor. Biz üretiyoruz. Her yerde var olduğundan değil, her yerde üretildiğinden dolayı her yerde iktidar. Günümüz yapısı içerisinde 1980'den bu yana böyle demiştik bu yapı. Fakat Foucault ile Byung Chulan arasında bir fark var. Onu gözetelim. Foucault diyor ki arkadaşlar, biyopolitika diyor işe koşulur neoliberal yapı içerisinde. Nedir bu? Bedenin disipline edilmesi. Disipline edilmesi derken, bir disiplin toplumunda yaşamıyoruz. Katı modernite bir disiplin toplumuydu. Eski o kapitalist yapı, ilk kapitalist yapı, katı modernite. Orada işçi, her şey kurala bağlı. Zaten mekanik saatin en fazla insan dünyasının, insanın yaşamını şekillendirdiği dönemdi. Bugün de hala öyle olsa da biraz daha yumuşamış durumda. O yapı içerisinde insanın bedeni sürekli disipline ediliyordu. Yani çalışma olsun, zamanın düzenlenmesi olsun, rekabetçilik ve o sağlık sistemi, bunların hepsi insanın bedenini disipline etmeye yönelik faaliyetlerdi. Foucault panoptikon, yani Bentham'ın panoptikon tasarımını kullanarak anlatıyor bunu. Nedir bu? Diyor ki arkadaşlar, yani her ne kadar 18. asrın tahlilini yaparken bunu kullansa da neoliberal yapı içerisindeki okullar da bu yapının devamı olduğu için bu yapı kendisini bir şekilde devam ettirir diyor Foucault. Panoptikon nedir? Panoptikon arkadaşlar, bu genelde Amerikan tipi hapishanelerde karşımıza çıkıyor. Bu Esaretin Bedeli'ni seyrettiyseniz, o bir
kişilik hücreler var ve bu demirlerle, demir parmaklıklar arkasında tüm odanın göründüğü, biliyorsunuz tek kişi kalan hücreler. O hücrelere bakan bir ışık var ve bu ışığın bulunduğu yerde gardiyanlar var. Bakın Bentham'ın tasarladığı panoptikondur, bu tasarımıdır. Burada o mahkumlardan istenen şu, karşıdan bir ışık geliyor ama orada gardiyan bakıyor mu bakmıyor mu onu çok göremiyorum. Çok görmen değil zaten istenen şey. İstenen her zaman gözetlenebilecek olabilme, yani gözetleniyor olabilme ihtimalini hesaba katıp davranışlarına çeki düzen vermektir. Yani potansiyel gözetim üzerinden aslında insanı denetlemektir burada. Disipline etmektir. Davranışlarını düzene sokabilmektir. Sokturabilmektir daha doğrusu. Bu panoptikon anlayışı ve Foucault diyor ki biyopolitika arkadaşlar, yani bedenin politikası, bedenin disipline edilmesi üzerinden işler diyor neoliberal yapı. Bunu da şöyle açıklıyor 80 sonrası dönemi. Üç şey üzerinden: sağlıklı olma durumu, daha makul bir insan olma ve daha rekabetçi bir insan olma üzerinden bedenimiz disipline edilir. Mesela bugün daha sağlıklı kalma şeyimiz, sistemin bizi sağlıklı olma, sağlıklı isteme durumu. Yani sağlıklı olun, sağlıklı bireyler olun. Sistem bunu neden istiyor? Sağlığımızı düşündüğü için mi? Yoksa sağlıklı bedenler aslında en iyi sömürülen bedenler olduğu için mi? Kesinlikle. Daha fazla çalışabilir sağlıklı beden. Sağlıksız bir bedenden bir şey alamazsın. İktidara daha fazla katkıda bulunabilir sağlıklı bir beden. Ve daha rekabetçi olur. Daha rekabetçi olmak işte bu şey. Onun var, benim neden yok, benim daha fazla olsun falan. Makul olma hali ise, yani bu sistem içerisinde sistemin dayattığı bir makuliyet bu arkadaşlar.